Kölelik erkek için, kadın için cariyelik, yani kadın esiredir. Cariye harp esiriz. Bunun kaynağı harptir. İslam nazarında harp dışında kölelik ve esaret kabul olunmaz. Harp de mutlak olduğuna göre bu daima mevcut olacaktır. İslamiyet insanlık tarihi kadar eski olan bu müesseseyi kucağında bulmuştur. İhdas etmiş değildir. Lakin belki neden ilga ettim dememek suretiyle tenkit olunabilir. Böyle bir tenkit haksızdır. Çünkü bugünkü gibi 1400 sene evvelki dünyada milletlerin bir araya gelerek karşılıklı bir anlaşma yapması asla mümkün değildi. Bir defa bilinmeyen dünyanın her tarafı keşif bile edilmiş değildi. Olmayacağına göre İslamiyet bunu tek taraflı olarak kaldırsaydı, köle ve cariye diye bir şey yoktur demiş olsaydı, bu Müslümanların aleyhine olurdu. Çünkü bir harpte esir düşen Müslümanları karşı tarafla mübadele şansı olmazdı. Esir Müslümanları mübadele kurtarmak için kendin de elinde esir olması lazımdı. Bu birinci şart. İkinci şart, bunu kaldırdım deseydi, harplerde öldürme çoğalırdı. Demek oluyor ki ikinci sebep, harplerde öldürmenin azalması için. Köleyi alır, esir ettiği adam alır, kadın olsun erkek olsun. Fidye-i necat, kurtuluş akçesi verildi mi mecbur hürleştirir. Hürriyetini vermeye mecburdur. Hayır, ben bunu kullanacağım, vermiyorum diyemez. Dolayısıyla... Pardon, bu kim tarafından verilirse özgür olur? Köle tarafından mı ya da bir başkası? Hayır, köle verir, başkası verir, ailesi verir, devleti verir. Mesela esaretten kurtulmak için birinci yol aradaki mübadeledir. Burada sayıya bakılmaz. Bir kişiye bir kişi, insan kemiyet değildir. Şöyle mi anlayalım? Mesela köle ve cariyenin de bir hukuku mu vardır? Hayır, ben tatbikatı söylüyorum. Fiili tatbikat bu. Yani bir devlet, bir devletle harp ettiği zaman isterse bir tarafta bir tane esir alınsın, öbür tarafta bin tane. İnsan kemiyet değildir. Daima harplerde esir mübadelesinde rakama bakılmaz. Ama bu mübadele dışında eğer esareti kaldırdım deseydi İslamiyet, harplerde öldürme çoğalırdı. Çünkü İslamiyet fidye-i necatı verilen kadın veya erkek kölenin hürriyetini vermeye mecbur tutuyor Müslümanı. Bir köle aldı, harpte esir aldı. Bu ister kadın olsun ister erkek olsun. Devleti veya ailesi bunun kurtuluş akçesini ödüyor. Mecburdur ona hürriyetini vermeye. Şimdi demek oluyor ki ne diye burada bir köle almakta bir menfaat olmayacaksa ne diye alsın? Öldürür gider düşman netice itibariyle. Demek oluyor ki bunun resmen ve ismen ilga edilmesi öldürmeleri çoğaltırdı. Bir defa tek taraflı Müslümanların aleyhine olurdu diye ilga etmedi. İkincisi öldürmeler çoğalırdı diye ilga etmedi. Fakat ne yaptı buna mukabil? Tedricen kaldırılmasını sağlayacak bir yol getirdi. O güne kadar dünya yeryüzünde esirlerle ilgili hiçbir hukuki statü yoktu. Kölesine istediğini yapar, onu elinde bulunduran. Çalıştırır, işkence yapar, her şey yapar, mubah, öldürmek dahi. İslamiyet bunu hukuki bir statüye kavuşturdu. Öldüremez, çalıştıramaz, eziyet ettiremez, edemez. Yediğinden yedirmeye, giydiğinden giydirmeye mecburdur.
Ne oldu bu şimdi? Köleliğe benzemedi. Adı köle, adı köle, statüsü hür insana eşit. Böyle bir şey niye yapsın diyelim ki? Çünkü zamanla ortadan kalksın. Dünya şartlarıyla birlikte kalsın. Tek taraflı kaldırmak dedik bak aleyhine. Köle diye bir şey yok. Herkes sürdür deseydi kendi esirini nasıl geri alacaktı? Harplerde öldürmeyi nasıl önleyecekti? Demek ki şu iki maslahattan dolayı bu zamanla ortaya kalsın. Bu zamanla ortadan kalkma için de o anda statüsünü değiştirdi.